Tamam, şu isimlere geleceğiz ama şöyle yapalım mı? Kavuşması. Evet. Şöyle kısa kısa bir tamamlayalım da sonra tekrar geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi hangisi? Dedi Canan Kaya. Hangisi diye başlayayım ama şu anki durumu da siz aslında yakından gözlemliyorsunuz. Bir de parti meclis üyesiniz. Tabii. Evet, şimdi benim parti sorumluluğum da var aynı zamanda. Şimdi tabii konular çok iç içe geçti ve çok değerlendirme yapıldı. Aslında her biriyle ilgili söyleyecek söz var ama hani neresinden başlayayım, nasıl söyleyeyim? Onu bir böyle kafamda sistematik hale getirmeye çalıştım bir yandan konuşmalar yapılırken. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek isterim. Gaye Hoca'ya şu noktada katılıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi sadece bir kişi ekseni etrafında tartışarak o gitsin ben geleyim anlayışı üzerinde kurmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilecek en büyük ceza olduğuna inanıyorum ben. Çünkü aslında her durum bir yeni fırsat yaratıyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde de bir reform fırsatı var. Bunu bir fırsat ne gibi görüp, reform? Bunu bir fırsat gibi görüp, bunu bir fırsat gibi değerlendirmek lazım. Şimdi herkes değişimden bahsediyor. Ama değişimin içeriği ne ve yöntemi ne? Bununla ilgili kimse bir şey söylemiyor. Yani orta yerde bir genel başkan var, Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkan'ın bir yol haritası var. Diyor ki ben MYK'mı değiştirdim, danışmanlarımı da değiştirdim, kongre sürecini de başlattım. Yerel seçime doğru giderken olağan kongre süreci içerisindeki partinin en aksayan, bu seçimlerde en aksayan alanlarından biriydi. Burada bir seçim parti içi yarışlarla bir yenileme yapacağım. Oradan da yerel yönetim seçimlerine gideceğim. Kongre sürecinin sonunda örgüt seçimleri tamamlandığında Ekim ayının 15'idir tarihimiz. Hadi biraz farklı diyelim. Ekim ayının sonunda parti olağan kongreye kurultay yapabilecek noktaya gelmiş olacak. Şimdi ondan sonra da yerel seçime gidilecek. Böyle bir yol haritası var. Şimdi bunun karşısında değişimi dillendiren, yani bu yol haritasının karşısında bu sonuçlar üzerinden değişimi dillendiren yapıların, mekanizmaların, kişilerin aslında değişimden ne anladıkları, nasıl bir bütüncül değişim istediklerine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun örnekleri var. 1970'ler, 60'lar, yani 1960'larda ortanın solu diyen, dünyada yeni bir siyaset okuması yapan, işte Latin Amerika'da devrimlerin olduğu, Kara Afrika'nın uyandığı, Avrupa'da Sosyal Demokrat Parti'nin iktidara geldiği, Amerika'nın Vietnam'da yenildiği, Türkiye'nin solla tanıştığı, tipin olduğu, diskin olduğu, 27 Mayıs'ın verdiği bir ortamda işte 68 kuşağın hareketlerinin olduğu bir dünya okuması içinden Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir siyasal okuma geliştirdi. Dedi ki toprak işçilerinin, su kullananın bu düzen değişecek, bu kendi liderliğini yarattı. Yani bu süreç kendi içinden kendi liderliğini yarattı, kendi kadrolarını yarattı, kendi siyasal çerçevesini yarattı. Yani yeni bir okuma üzerinden yeni bir siyasal hikaye ortaya çıktı. Dünyayı anlayan, kavrayan. Şimdi bunun örnekleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bugün gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir reforma ihtiyacı var mı? Evet var. Ama bir değişim gerekli mi? Evet gerekli. Ama bu değişimin çerçevesi ne? İçeriği ne? Ve yöntemi ne? Bununla ilgili hiç konuşmuyoruz. Bakın ben size bütüncül bir siyasal çerçeve çizeyim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal okuması ne olacak? Dünya yeniden kuruluyor. Yani bunu işte program tartışmalarında göreceğiz belki ileride. Covid sonrası dünya, yeni kamuculuk, Avrasya'nın yükselişi, Atlantik'le Avrasya'nın yeniden dengelenmesi meselesi. Tek i̇şte kutuptan büyük, çok kutupa büyük giden dünya. Teknolojik gelişmeler, yeni sosyolojiler, yeni kitlelerin bakış açıları, yeni kuşakların istekleri, talepleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi oturup buradan yeni bir siyasal okuma yaparak kendi özünü kaybetmeden tıpkı 1960'larda, 70'lerde olduğu gibi yani kendi altı okunu nasıl 60'ların ve 70'lerin dünyasında yeniden yorumlamayı başardıysa, yani bu sürekliliğin içinde değişimi nasıl sağladıysa bunu bir kere daha 21. yüzyılın koşullarında tartışacak, bu değişimi bir kez daha sağlayacak bir siyasal içerik gerekli. Bakın bunu tartışmalıyız. Şimdi bu önemli. Bu tartışmayı açmalıyız. Bu tartışma önümüzdeki dönemin bir tartışması. İki, nasıl bir parti istiyoruz? Yani partiye hakim olan kurallar ne olacak? Şimdi nasıl? Bu da tüzük tartışmalarıyla yürüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl yönetimi, yönetim nasıl gerçekleşecek, kurulları nasıl seçilecek, bu kurullar nasıl işleyecek? Şimdi bunlar da önemli bir tartışma ya. Çünkü siz kendi siyasal örgütünüzü, partinizi, parti modelinize ilişkin bir tartışma yürütmezseniz, ne kadar büyük bir siyasal çerçeve oluşturursanız oluşturun, onu meydana getirecek, onu pratiğe uygulayacak
yapıları kuramazsınız. Bakın üçüncü düzlem. Nasıl bir örgüt istiyoruz? Yani nasıl bir örgüt? Cumhuriyet Halk Partisi örgütü nasıl olmalı? Nasıl yeniden yapılanmalı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütü sadece sandıklara gelip oyları koruyan, seçim broşürlerini dağıtan, pankartları asan bir örgüt mü olmalı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi bu büyük siyasal çerçeveyi toplumun en ücra noktalarına kadar götürecek bir örgütsel yenilenme mi? Yenilenmeye mi sahip olmalı? Evet, ikincisi tabii ki. Bakın parti içi demokrasi, liyakat ve emek ekseninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin yenilenmesini örneğin tartışmalıyız. Üçüncü alan. Elbette kadrolar. Dördüncü alan. Yani bütün bu siyasal programı anlayacak, bütün bu oyunu kuracak, nasıl bir parti istediğini, bu parti modelini belirleyebilecek ve bunun örgütlenme modelini geliştirebilecek liyakatli kadrolar üretme zorunluluğu. Şimdi bunları görmeden, bunları tartışmadan, bunların hepsinin iç içe geçtiği bir büyük siyasal hikaye kurgulamadan ya değişelim. Peki değişelim. O gitsin, o başarısız. Peki ben geleyim. Peki sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen değişimden ne anlıyorsun? Değişimin içeriği ne? Bir bütüncül siyasal çerçeve var mı? Siyasal hikaye ne? Şimdi bakın, siyasal hikayelerin liderliğidir liderlikler. Yani bir kişi gitsin, bir kişi gelsin ekseninde yürüyen tartışmalar değildir. Senin bir siyasal hikayen vardır, bir siyasal çerçeven vardır, bir parti modelin vardır. Bunları yapmak istersin. Bir manifeston vardır. Çıkarsın dersin ki ben buymuş, ortanın solunda olduğu gibi. Bülent Ecevit, dergilerde, gazetelerde... Ben geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı şimdiki zaman programında Bülent Ecevit'in 1966 baskısı o. Kitabın kapağını gösterdim. Ortanın Solu kitabını o zaman 66'da yazmış. Kapağında çok enteresan, izlemeyen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Güvercin var. Evet. Yani o güvercin, tabii, düşünün tabii. 66 yılında 66. Daha sonra aradan 20 sene sonra tabii. Demokratik Sol Parti'nin bir sembolü haline gelecek. Aynen. Ve güvercini kullanacak. Bu şunu da gösteriyor. Şimdi partiler kuruluyor. Logo arıyorlar kendilerine. Tabii tabii. Şöyle mi olsun? Azal logolar da sürecin içinde çıkıyor. Tabii. Tıpkı liderlikler gibi. Onu demek istiyorum yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir fikriyattan tabii. Önce hani nasıl edebiyat olur sonra böyle devrimler kuşağı evet. Olurdu. Yani burada da bir fikriyat olması. Aslında kadrolar da öyle. Kadrolar da öyle. Şimdi kadrolar da bu politik fikrin temsilcileri. Yani lider de bu politik fikrin genel anlatıcısı. Yani hem kurucusu hem genel anlatıcısı. Yani her şey sürecin içinde çıkıyor. Ben şimdi iki tane şey daha... söylemek isterim bu konuyla ilgili. Şimdi bir de bunun yöntemi var. Yani şimdi biz bunu bütün bu tartışmaları yani partideki bu değişim sürecini bu yeni siyasal hikaye, yeni konumlanmayı biraz önce siz söylediniz ya. Yeni konumlanma partinin durduğu yer de bu açıdan çok önemli. Bu yeni okuyuşla ilgili bir şey neticede. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl tartışacağız? Bu sadece parti içinde mi tartışacağız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarında mı tartışacağız? Parti meclisinde mi tartışacağız? MYK'da mı tartışacağız? İl örgütlerini toplayıp il örgütlerinde mi tartışacağız? Hayır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi misyonu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınırlarıyla sınırlı değildir. Öyle bir misyonla karşı karşıyayız ki hele ki Cumhuriyet'in 100. yılında aynı zamanda kendi 100. yılında kutlayacak bir siyasal parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük sorumlulukları vardır kendinden öte. Yani Cumhuriyet'i kurmuş bir parti olarak 2. yüzyılda bir kere daha bu kurucu iradenin AKP sonrası döneme ilişkin yeniden kuruculuk iddiası varsa eğer bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir tartışma gibi de düşünemeyiz. Paydaşlarımız var bizim aslında. Sendikalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, demokratik kitle örgütleri dediğimiz mekanizmalar, akademisyenler. Yani bütün bunlarla da hepsiyle de tartışarak yani sadece kendi kapalı kutuyla kendi yetkili organlarımıza değil yöntemini de biraz daha genişletmek lazım. Bir şey daha çok özür dileyerek. Şimdi bir de konjonktürün bir dayatması var. Şimdi bakın nasıl 2023 seçimleri AKP için bir ontolojik seçimse aslında önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi için bir ontolojik seçime dönüşebilir. Yani bizim yani yerel yönetimlerde elde ettiğimiz kaleleri korumak ve bunun üzerine yeni kaleler elde etmek gibi bir zorunluluğumuz var. Seçime sadece 8-9 aylık bir zaman var. Siz bir endişe mi duyuyorsunuz? Bu süreç içinde, şunu demeye çalışıyorum. Bu süreç içinde yerel seçimle ilgili bunların hepsini tartışırken, yerel seçim süreçlerine de zarar vermeden, yani yerel yönetim süreçlerini de doğru yönetecek ama kendi örgütsel dönüşümünü de aynı anda sağlayacak çok hassas dengelerde yürütme zorunluluğumuz var.
parti. Ya o yüzden mesela ben işte imza süreçlerini, olağanüstü kurultay tartışmalarını, adaylık tartışmalarını, bütün bunların hepsinin suhuletli bir çerçeve içinde yönetme zorunluluğu içinde olduğumuzu düşünüyorum. Son söz şu, bakın ben şu açıdan son derece umutluyum. Asla ve kat'a 5 yıl daha yönetemeyecek Türkiye'yi AKP. Ben kısa bir süre sonra Türkiye'nin yeniden seçim gündemiyle karşı karşıya kalacağına inanıyorum. Özellikle yerel seçimden sonraki süreçte aslında muhalefetin kümülatif olarak, özel olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yapılanabilmek için 2 yıllık bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte biz yeniden yapılanmayı gerçekleştirip parti reformunu gerçekleştirebilirsek iktidara daha rahat hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Yani konjonktürü de, önümüzdeki süreci de, takvimi de göz önünde bulundurarak bütün bu dönüşüm sürecini yeniden takvimlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki, Nazif Bey, nasıl görüyorsunuz dışarıdan CHP'yi? Şu an nasıl görüyorsunuz efendim dışarıdan CHP'yi? Evet, dışarıdan CHP.